Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu arabayı hatırlıyorsunuzdur. Bizim CC, meşhur CC. Şimdi size bir şey anlatacağım. Belki şaka geliyor olabilir. Bize birçok kişi diyor ki abi ben Sinop'tayım, uzaktayım, gelemiyorum. Ordu'dayım, uzaktayım, gelemiyorum tarzı kelimeler kullanıyor. İşte arabayı yaptırmaya. Bu gördüğünüz CC ben yakın zamanda topladım. Fakat tabii ki de biliyorsunuz olmadık olmuyor. Bazı parçalar bozulabiliyor vesaire. Arabanın poryovilyası biz Kocaeli'ne gönderdikten sonra ötmeye başladı. Ötmeye başladıktan sonra Mehmet abi beni aradı. Dedi ki ben dedi Samsun'a geliyorum, poryovilyası ötüyor dedi, ben burada kimseye iletmem. Ben dedim herhalde dalga geçiyor. Makara yapıyor benimle dedim. Sabah bir kalktım dükkana bir geldim, Mehmet abi burada. İşte görüyorsunuz, başka bir şey anlatmaya gerek yok. Kocaeli'den Samsun nereden bakarsanız 600 kilometre var arkadaşlar. Sadece poryovilyası için bu adam bu arabayı buraya getirdi. Şaka gibi. Şimdi bakacağız hangi poryovilyası ötüyor. Arabayı çok iyi yapmışsın diyor bana, çok hızlı gidiyor. Yapıştırdı geldi. Bayağı da temiz kullanıyor, şöyle göstereyim. Sizler de video içerisinde arabayı satıyor musun diye vesaire sormuşsunuz yorumlarda. Mehmet abiye bunu da sorarız sizinle birlikte. Mehmet abiyi de sizlere gösteririm. Onunla da muhabbet ederiz. Şimdi poryovilyasının hangisini ötüp ötmediğini bir yol testi yapalım. Bakalım. Mehmet abi sağdan aşırı derecede ses geliyor diyor. Onlara bakacağız. Birkaç şikayetçi olduğu durumlar var. Onları bir gözden geçireceğiz. Herhangi bir şey var mı? Biz yaptık ama Mehmet abi işte yani. Anlatmaya gerek yok. Birazdan kendini anlatır size. Onun da bir YouTube kanalı var. Hemen şu üste koyuyorum linkini. Mutlaka gidin. Yani bu adama fırsat verirseniz, siz de abone olup destek olursanız emin olun farklı içerikler, gerçekten güzel şeyler ortaya çıkacak. Makara bir adam. Yani tavsiye ederim. Kesinlikle kanala abone olun arkadaşlar. Şurada ve videonun açıklama kısmında linkini bırakacağım kanalın. Hatta ben ona söz vermiştim. Demiştim seni 1000 abone yapacağım YouTube'a gir diye. Bana bu konuda da destek çıkar da Mehmet abiye abone olup onu 1000 aboneye taşıyabilirsek ne mutlu bize arkadaşlar. Diyorum bakalım arabada ne sıkıntılar var. Görüyorsunuz. Başka bir aracımız daha var. Onu çeker miyim bilmiyorum. O da bize Denizli'den geldi. Ne yapacağız, ne edeceğiz onu bilmiyorum tabii ki de. Onun Abdullah Usta ilgileniyor ama onun içeriğinde mutlaka yaparız diye tahmin ediyorum yani. Yapamazsak da hakkınızı helal edin. Şimdi bu aracın poryovilyasının sesine bir bakalım, hep birlikte teste çıkalım. Nasıl oluyor baksana? Şimdi sen sırf bu ses için buraya mı geldin ya? Evet. Arkadaşlar Mehmet abi. Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kesinlikle abone olun. Abi sen 600 kilometreyi bu ses için mi geldin ya? Evet abi, 600 kilometreyi bu ses için geldim. Kerem Usta ses yok mu? Var yani, çok ses var. Var abi, ses var. Şimdi sesi de bir de dinlettirelim. Bu senin bir tane videonda bile gözüküyor ha. Evet şey yapmıştım. Duydum onu sana. Orada dedim ha. Kesin dedim. Hani senin çektiğin bir tane videoda var. Kesin dedim, bilye bozuk. Bu diyorum ya, road balance'a girdim çıktım Samsun'dan, çakallıya vurdum bu ses başladı. Lan diyorum nasıl bir oldu, hatta aradım ya dediğim belki Allah abi lastik basıncı olabilir. Evet. Ama kesilmedi kansım, çoğaldı. Dedim abi, Kerem Usta'ya yolu gözüktü bize. Valla burada bozuk olsaydı değiştirdik biliyorsun abi. Aynen öyle, burada yani. Bozuk olmadı, buradan gidince Kerem Usta'nın zaten bozuk olmayan parça değişmediği için maalesef ondan sonra buradan çıkınca de bozulduğu için parçamız İstanbul'a gittik. Bir ay mı oldu? Ne kadar oldu Kerem? Hemen hemen bir ay olmuş. Hemen hemen bir ay oldu. Bir ay sonra geri döndük. Abi bence sen gezmeye geldin ya. Vallahi sizleri görmek aynen. Allah razı olsun. Olabilir ama gelirim. Eyvallah abi. Biliyorsun 6 ay tek far gezdi bu araba. Evet. Ampulümü de değişmedim arkadaşlar. Yani 6 biraz... ay boyunca Zenon ampulü dedim ki orada birine göndereyim seni. Değişti. Yok dedi, ben dedi böyle kullanacağım bu arabayı. Geleceğim böyle Samsun'a dedi. Hakikaten 6 ay boyunca gerçekten arabayı bu şekilde kullanmışım. Kullandım. Korsan gibi gezdim o arabayla. Bir de ampulü biz unuttuk arkadaşlar. Akşamüstü kaldı. Çok fazla işi vardı. Biz bir de gece ampul aradık. Bulduk, açtırdık bir yerleri vesaire. Biz de unuttuk yaparken işi. Böyle bir atraksiyon geçti başımızda. Ama biz de ampulü değiştirdik sonuç olarak. Evet. Mehmet abi o şekilde gönderdik ama poryabilesi nereden bilebilirdik? İşte balanstan işte. Sonra olan oldu. Biz şimdi bir de poryabilesini... Kerem Usta dediği olay bu. Ben bozuk parça bozulmadan parça değişmem diyor. Ya ben o yönden yanayım. Arkadaşlar araba da işte ustanın yanında bozmadı.
çıktık gittik çakallıya vurduk ve parçamız bozdu. Lastik basıncı dedik tabii işte demin de tekrar etmiştim. Gittik ama sesimiz kesilmediği için tekrar Samsun'a 600 kilometre geri geldim. 600 kilometre geri geldim. Belki de akşam 600 kilometre tekrar geri döneceğim. Ama gelirim demiştim Kerem'e de zaten. Hatta beni orada başka ustaları yönlendirir dedim gitmem Kerem ustam. Senden başkası bu arabaya dedim bakamaz. Vallahi ben anlatsam bunu çıkıp da videoda kimse bana inanmaz ha. İşte. Vallahi inanmaz. Burada şey deli mi oluyorum? Kanıtım yani ben arkadaşlar. Ümit abi kabul ediyor mu? Tabii canım. Kabul ediyor mu deli olduğunu? Ya o zaten bu arabanın kaderinde var. Furkan kardeşim de öyleymiş zaten. Evet. Ki artık tanıyorum o da öyle. Rahatsız. Rahatsız. Ama diyor ben ki, de bir level üstüyüm. Ben sana, biraz daha fazla rahatsızım. Vallahi öyle diyor. Yani ben kendimi rahatsız bilirdim ama diyor, Mehmet abi beni geçti diyor bu rahatsızlık konusunda. Furkan diyor değil mi? Vallahi diyor. Ya, tabii yani haklı. Vallahi diyor abi. Yapacağız arabamızı inşallah tekrardan. Hayırlısı. Şimdi gidelim bir rot balansçıya bir çevirelim bakalım. Ötme sesini sizlere de duyuralım. Ondan sonra onarıma geçelim. Arkadaşlar Mehmet abinin CC'yi kaldırdım. O da burada. Rot balansta çıkmadığı ses. O yüzden size göstermedim. O aynen çekti öyle beni. Onun kanalına gidip izleyebilirsiniz. Dördünü de çevirdik. Ses çıkmadı. Ama söktük. Dağılmış gibi duruyor. Ki Kerem Ustam bana İstanbul'da kaldır. Bak ses çıkacak. Rot balansta çıkmadı. Demek ki kaldırınca rot balansta döndürünce de ses olmayabiliyormuş. Sökerek Kerem Ustam sesi buldu. Şimdi gerekeni zaten size gösterecek. Gereken tamiratı yapıp aracımızı tekrar anlatayım. Ben bir anlatayım. Tecrübeye gideceğiz. Niye rot balansta? Niye rot balansta çıkmadı? Şimdi bizim CC'nin bu görmüş olduğunuz poryası, bakın poryalı bilya. Şöyle göstereyim. Tamam mı? Bu buraya takılıyor. Biz arabayı kaldırdığımızda yukarı şu porya boşa çıkıyor. Boşa çıktığında buradan bir cihazla biz bunu çeviriyoruz. Çevirdiğimiz zaman boşa çıktığı için içindeki bilyalar kasıntı olmuyor ve ses yapmıyor. Haliyle bu sefer rot balansta bu sesler duyulmuyor. Ama ne zamanki arabayı yere indirdiğimizde şu görmüş olduğunuz poryanın arasında zaten şu an boşluk var. Ne zaman yere indirdiğimizde bu porya kendi içinden kasıyor. Ne kadar içinde akış sıkıntılı olsa bu kasıyor. Bu kasmanın sonucunda içindeki şöyle sallayayım da çıkmıyor gerçi. İçinde çıt 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 ses duyuyorsun. Bunlar içinde boşluk yapıyor. O yüzden buradaki boşluk ister istemez bu yamuluyor ve içindeki bilyalara yükleniyor. Bilyalara yüklendiği için de hu başlıyor ötmeye. Şimdi biz buranın pore bilyasını istiyoruz, alacağız yerine takacağız, teste çıkacağız. Mehmet abiyle birlikte yorumlayacağız arkadaşlar. Yani Mehmet abi aslında bunu biliyordu. O yüzden oradan buraya kadar gaz bastı. Gideceğim rot balansçı da çıkmayacak, işte başka bir yerden olacak, ona gideceğim, buna gideceğim diye bastı geldi diye tahmin ediyorum. Arkadan biz de gülüyor bir de. Şimdi buraları ben bir temizleyeyim, yeni poraya bilyası gelsin, takalım, teste çıkalım. Çünkü bu bilye sesleri gerçekten sıkıntı. Niye sıkıntı? Bu malzeme dönüyor, bu malzeme dönüyor. Şanzımanın içinde de bilye var. Şanzıman dönüyor, sol tarafı dönüyor, arka taraf dönüyor vesaire. Lastik tabanı tarzı bu seslere de neden olabiliyor. Lastik tabanları bozuk olan araçların işte jantlarda herhangi bir sıkıntı olan veya farklı bir yerde bir işlem yapılmıştır, bir yer sürtüyor. Bu şekilde seslere yol açabiliyor ne yazık ki. Bu yüzden Mehmet abi dedi ki benim kafam rahat olsun. Biz de sökmeden göremiyoruz. Yani ne olursa olsun ben burayı zaten sökecektim. Sesi de duydum. Yolda da bayağı bir değişiyor. Ha bunu anlamak için ne yapmanız lazım? Arabayla yolda giderken mümkünse arkanızda kimse olmasın. Buna dikkat edin trafiğe kapalı alanda. 60-70-80 hızla giderken tam sağ tam sol yaptığınızda bu ritim değişiyor mu? Oldu ritmi değişiyor mu? Hatta biraz daha yüksek süratle yapabilirseniz daha iyi olur. Ritim değişiyor mu diye kontrol edin. Eğer ritim değişiyorsa zaten dediğim gibi poraya böyle böyle kasıntı vermiş oluyorsunuz arabayı kastırdığınız için. Bu yüzden değişiyor. Ondan sonra sökün çevirin. Bakın zaten eğer hoşunuza gitmiyorsa söküp tekrar değiştirsin. Şimdi şuraları bir temizleyelim. Bilyayı takalım. Bakalım neler olacak. Mehmet abimizin poraya bilyasını değiştirdik. Fakat şu an şanzımanı söküyoruz. Neden? Hemen anlatalım. Pore bilyasındaki uğultu doğru vardı. Sağ sola dönüşlerde bu uğultuyu alıyorduk. Fakat şanzımanın içinde de küçük de olsa hızlandığınız zaman bir uğultu geliyor. Bu da grup bilyasından geldiği için arkadaşlar şanzımanın içini açıp kontrol etmemiz gerekiyor. Mehmet abiyi gönderemedik. Yani Kocaeli'ne gidemedi.
Şimdi şanzıman içinden de birkaç kare çekeceğim, sizlere bunu göstereceğim. Bu tür olasılıklar, arabamız daha 110.000'de. Bu tür olasılıklar evet başımıza daha öncesinden de defalarca kez geliyor. 250.000 gideni de oluyor, 60.000 gideni de oluyor. Dönen bir malzeme olduğu için arkadaşlar ister istemez bu sesi yapıyor. Yani Mehmet abi buraya aslında boşu boşuna gelmemiş. Bu yüzden şanzımanı yere indirelim ve içeride sizlere birkaç görüntü çekelim ve hangi bilye aslında ses yapıyor bunu sizinle paylaşalım. Şanzımanın bilyesini size gösterecektim ama araba Kocaeli'ne gideceği için biraz hızlı davranıyoruz bunu toplamada. O yüzden video içeriği biraz aksıyor. Ben şimdi makineyi topladım, yağladım, kapağını kapatacağım. O zaman aklıma geldi benim YouTuber oldu. Şimdi işin kötü tarafı, size bilyeyi göstereyim. Bu bilye tam şurada kalıyor. Şunun içinde ve iki tane de şununla şu karıncalanmıştı. Onları yataklarıyla birlikte değiştirdik Mehmet abinin. Bunu da Abdullah Usta sağ olsun çıkarttı, şırı şırı çeviriyordu. İçini yağladığı için sesi şimdi getiremiyoruz. Yani aslında değişen bilye bu. Ana ses kaynağı. Ana ses kaynağı bu. Ana ses kaynağı bu. Ama ne yazık ki Abdullah Usta bunu yağladığı için yani ses kaynağımızı kesti. Bunu da gösteremedik size. Bu video boş mu? Bilmiyorum artık. Yorumlara siz yazarsanız video dolu veya boş. Ben şimdi bunun üstünü kapatacağım. Yüksek ihtimalle yarın atacağız ya da bu akşam üstünü atıp toplayabilirim, bilmiyorum. Duruma göre test videosunda görüşürüz. CC'mizin şanzımanını yerine topladık. Şimdi bütün sistemi, hata kodlarını siliyorum. Sonra çalıştıracağım, adaptasyon yapacağım. Ulan Porya bilyesi diye başladık. Nerelere kadar geldik işte, bu iş böyle. Ne yazık ki. Ben de demiştim ki kendimce Mehmet abi gelir de Porya bilyesini değiştiririm, gönderirim. Sağ tarafın Porya bilyesi evet bozuktu. Sol tarafı söküp yerde kontrol ettik. Fakat o bozuk değildi. Bu taraf kesinlikle bozuktu. Onu değiştirdikten sonra ses gitti ama böyle yalpa, hani sağa sola çevirdiğinizdeki değişkenlik, ritim gitti. Onun haricinde şanzıman bilyesi gerçekten bozukmuş arkadaşlar. Çok fazla da ses yapıyordu. Mehmet abi dedi ki bineceğim gibi arabayı toplar mısın dedi. Ben de bineceği gibi arabayı topladım. İçerisinden birkaç keçe, birkaç bilya, bunları değiştirdik. Zaten sizlere de gösterdik onları. Yatakların hepsini kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. İşte kavramasını, volantını kontrol ettik. Ayarlarını yaptık, topladık. Şimdi sistemi komple sıfırlayacağım. Mehmet abi burada değil. Onu çekemiyorum çünkü ben sabah erkenden geldim. Ne yaşıyorsun? Şimdi derler. Yok, benim her şeyim doğal ya. Ne açmadan önce bende şey yok. He Mehmet abi, hiç gördün mü bugüne kadar bende yok, olan bir olmayan bir şey? Kerem'in yayında mıyız? Yayındayız tabii. Benim her şeyim şeffaf. Doğal oluyor, tamam. Doğal abi. Arkadaşlar Porya... Samsun'a gittim. Hayır, Porya bilyesi çıkmıştı. Biz evet, bu Porya bilyesi sesini abi giderdik, doğru mu? Doğru. Onun haricinde farklı bir ses çıktı. Aynen öyle. O sesleri gidermek için şanzımanı açtık. Dedik açtık ki Mehmet abi fazla masrafı girmesin. İki tane bilye değişelim dedik. Olmadı. Hepsini değiştirmek zorunda kaldık. Bu. Evet. Yani durum olay bu. Kısası, özeti bu. Biraz araba bizde uzun süre kaldı. Mehmet abi, yani biz işimizi erken bitirdik de o yola gideceği için biraz uzun süre kaldı. Şimdi ben Mehmet abiye arabayı verdim. Sisi burada kullandı. Geldi. Var mı bir sıkıntı? Yok Allah'a şükür. Yalnız 4 tane lastik ihtiyacım var arkadaşlar. 4 tane lastiğe ihtiyacımız var. Lastik o yüzden sesi. Benim kanalıma da abone olup yorum atın ki ben de onu göre... Lastikleri çıkartayım. Lastikleri olabilirim. Şimdi burada olası bir durum vardı. Mehmet abi ne diye geldin abi? Vallahi ben ne diye geldim? Porya bilyesi diye geldim. Hatta Kerem'e video attım, Kerem Ustam'a da. Dedi abi büyük ihtimal Porya bilyesi gel değişelim. Hatta gelme dedi, onun için buraya gelmeye değmez dedi. Orada dedi bir usta göstereyim sana, oraya git dedi. Ben de biraz rahatsızım. Gitmem dedim başkasına. Direkt dedim Kerem Usta sen yapacaksın. Ama... Geldik. Geldik. Porya bilyesini değiştik. Evet. Doğru söylüyorum değil mi? Eksik evet. Olsanım yok. Ondan sonracıma gerisi Kerem Usta'da zaten. Devam Porya bilyesini değiştikten sonra ses, Porya bilyesinin sesini kestik de ses başka yerlere yöneldi bu sefer. Farklı aynen sesler öyle. Farklı gelmeye. Farklı sesler gelmeye farklı başladı. Farklı sesler gelmeye başladı. Bu sefer sonra mı sağ Porya'ya değiştik biz? Sonra hayır, sol Porya'ya değiştik. Şey, sol Porya'ya değiştik. Gene ses gitmedi. Gene sesi kesemedik arkadaşlar. Şanzımana girdik. Evet. Maalesef ki şanzımana girdik. Şimdi? Şu anda Allah'a şükür. Çok şükür. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Bu arada ne yapmış olduk? Şanzımanın da bakımını yapmış olduk. Zaten takip ettiğim kadarıyla bir 160 bin, 170 bin kilometrede bir
bakım istiyormuş. Zaten 160 bin kilometre falan ömrü var diyorlar Kerem Usta. Ömrü var. DSG'nin. Ya şöyle söyleyeyim abi, dönen parçanın her zaman ömrü var. Ha. Bakma işte yağ bakımı yapıldığı zaman vesaire, biz de aracımızla bakıyorduk ama bu bil ya abi, bozulabiliyor. Aynen arkadaşlar, öyle bir şey ki ben burada bakım yaptırdım. Uzun video çekmişti zaten Kerem. Hı-hı. Buradan çıktım Samsun'dan 10 kilometre yapmadım. Evet. Ondan sonra başladı olay. Yani öyle evet, bir enteresan ki ve çok bilye bozmuş. Yani işte yani bütün söktüğümüz bilyaların hepsi bozuk. Aynen öyle. Yani hepsi işte, sen de kendin de gördün zaten ki abi. Ki ben çok titiz bir adamımdır. Kerem Usta bilir. Çok hassasımdır bu konuda. Yani evet, çok dikkat ederim. DSG kullanımları çok dikkat ederim. Ama işte hareketli parça dediği gibi olan oldu. Yapacak bir şey yok ama şu anda araba çıktım geldim tecrübe ettim. 10 numara 5 yıldız. Kerem Usta'yı izlemeye devam ediyoruz. Aynen. Yalnız bunun lastikleri çok pahalı. Aynen. Şimdi 10 bin lira bir lastik basmamız için arkadaşlar. Vallahi. Her şeyi hallettik. Lastiği sorduk. 2450 lira falan gibi fiyat verdiler. Yani işte takribi 10 bin lira bir lastik şeyimiz kaldı. Sorunumuz. Onu da çözdük mü? Yani işte ne olmuş oldu? Bir 50 bine falan arabayı toparlamış olduk. Tabii böyle bir arabaya biniyorsunuz da tabii, gülüyorum ama beni mazur gör. Gülüyorum ama yani ben işi bitirdiğimin mutluluğundan vay dolayı. Öyle. Senlik bir durum yok zaten. Vallahi yani. İşte bu arabalar böyle ama yine de çok memnunum. Yine binerim, yine binerim arkadaşlar. Ben Mehmet abim bu arabayı satacağını düşünmüyorum. Peki sence böyle ufak tefek şeyler çıkınca arabadan soğumak gerekir mi? Duruma göre gerekebilir. Mesela? Mesela o gün mesela biz şimdi arkadaşlar arabanın başında kalmayın. Ben şimdi arabanın başında kaldım. Çünkü biz Pori birisi değişeceğiz diye geldik. Aynı gün geri dönecektim. Olmadı. Bir gün sonraya kaldım. Bir gün sonra derken arabayla bütün bağım koptu. Dedim ki Kerem'e bunu satalım. Bu araba beni sıkıntıya sokacak dedim. Abi dedi sen dedi git. Burayı dedi terk etme. Samsun sınırının dışına çık. Git dedi hava al gel. Arabasını bana verdi. Kerem Usta kendi arabasını beni gönderdi. Hocaeli'ye gittim. Bir hafta tırla turladım. Geldim her şey. Rahatladın mı? Şu an arabamı evet satmaktan vazgeçtim o yüzden. Satmamak lazım. Doğru siteyi bulmak lazım. Aynen. Abi terapi gibi zaten. Ya. Sen dedim git yola çık kendini dinle gel dedim. Abi bitti gitti ya. Ama hallolur. Enerjimdir nedir bilmiyorum. Arabanın yanında kaldıkça biz bunu her lifi indirip bindirdiğimizde araba verilenler arıza verdi. Bir balat ışığı yandı. Bir far kesti. Sinan Usta'm da buradaydı. Abi terk et burayı dedi sen dedi. Ve beni buradan kovdular. İşin açıkçası kovdu. Aynen ondan sonra her şey düzeldi. Çok ya şükür. Bir de şimdi niye mesela bazı kullanıcılar var, niye arabayı terk edemiyorlar Mehmet abi? Sen de biliyorsun. Sen de biz de hani videonun başından beri dedik biz artık sizden de dost samimi olduk. Abi, hani abi. Mehmet abi abim gibi o yüzden bu kadar rahat gidebiliyorum. Bazen bıraktığı zaman kişiye ustayı, usta arabayı alıp kaçabiliyor. İki sene sonra arabanı bulabiliyorsun. Bir de usta arabayı alıyor gidiyor. Takla atıyor. Taklalı bir şekilde ustam ya teste çıkmıştım takla atmıştım diyebiliyor. Ya tabii ki de kaza olur. Veya ne bileyim işte usta alıyor arabayı farklı bir şerefini değiştirmiyor ama adama mesela 14-15 bin lira fatura ki kesebiliyor. Aynen örneklerini burada çok görmüşsün. Yani yapılmış deyip de yapılmayan arabalara. Bu yüzden insanlar korkuyor Mehmet abi. Arkadaşlar korkun bakın. Korku güzeldir. Ama her ustaya araba teslim etmeyin. Edilmez. Ben İstanbul'dan geliyorum ya sanayinin göbeğindeyim. Vallahi kocaeli. Ama öyle bir paraya dönmüş ki iş. Adam hemencik diyor kardeşim şu yaparım şu kadar para. Ve yaptığı işin arkasında durmuyorlar. Ben 650 köyde geliyorum, kardeşlerimi görüyorum, arabamı bırakıyorum, gidiyorum, tertemiz alıyorum, evime dönüyorum. O zaman ne yapacağız? Güven Ato Kerem Usta, takipte kalıp ne reklam yaptık Güven Ato abi ama her şey şeffaf, ben seviyorum yani, bu işi. Yani burada her şey şeffaf arkadaşlar. Vallahi görüyorsunuz araba burada, gezdik geldik, hiçbir sıkıntı yok. Allah şükür. DSG dedi mi, vakti dedi mi, Kerem Usta'yı tek geçiyorum yani, bunun reklamı falan yok. Mütevazı olmaya da gerek yok. He, elimizden Kerem'i geleni yapıyoruz. Ha, o yüzden pişman olmayın, her ustaya gitmeyin. Durum bu. CC'mizi bitirdik. Mehmet evet, abiyi de satmaktan vazgeçirdik. Siz de yorumlarda soruyordunuz bu araba satılık mı değil mi diye. Satılık değil ama şu anlık satılık değil. Şöyle söyleyeyim. Porsche Taycan alana kadar satılık değil. He? Arkadaşlar burada Mehmet Çalık oldu. Kanal açtım. Kerem'im destekliyor beni. Hatta ne derler ona neyimi atmıştık Kerem. He? Şuraya i butonu ekleyeceğim. Veya kanalın açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Arkadaşlar beni de takip edin. Güzel videolar çekeceğiz. Ben neler yapacaksın? Onlardan bahset abi. Neler ben yapacaksın? Ben uzun ağır vasıta şoförüyüm. Bir fast food şirketinin ürünlerini çekiyorum arkadaşlar. Türkiye geziyorum. Tırla. Onun haricinde trekking sporlar yapıyorum. İşte trekking yapıyorum yani ekstrem sporlar. Rafting yapıyorum. Kamp kuruyorum. Deniz kampı, dağ kampı. Bunlarla ilgili içerikler çekiyorum. Hem yardımcı oluyorum, anlatıyorum. Gittiğim yerleri de anlatıyorum. O yüzden beni takip edersiniz. Hem tır sevenler, tır hakkında bilgi isteyenler, abi bu iş nasıl yapılır, nasıl olur, nasıl gider diyenlere bak. Her türlü yardımcı olurum. Spor hakkında yine bilgi isteyenler, o konuda da yardımcı olurum. Eğlenceli bir adamım.
Beni takip edin, pişman olmazsınız. Biraz videoları çekerken sanki benim kanalımdaki gibi konuşmuyorsun şu anda Özgür gibi. Niye benim kanalım, benim kameram böyle güler yüzün değil mi? Kamera şuradan gülüyor vallahi sana. Valla buradan dönüyorum. Evet, Kerem Usta'nın elektriğini alıyorum. Daha rahat. Doğru söyledi. Kerem Usta mı söylemişti bana? Kendi evet. Videonu çekerken çok gergin gördüm seni diye. Evet. Hakikaten. Abi gerek yok ki. Ama aşacağız. Hani gerçekten gerek yok. Bak şimdi burada bizi... Şu an doğal halindeyim zaten. Haa, bize en fazla izleyeceği 5000 kişi ya. Bak inan bana. 5000'inde 4000'i bizim hani iki... Yani öyle 1000 kişi de yoldan geçen uğramıştır yani. Bak kal gibi düşün ya. Gir çık. Öyle böyle bir bakmıştır. Belki bizi sevip gelmiştir bize o yani. Aynen. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Mehmet abin kanalına da abone olursanız sevinirsiniz. CC bu akşam da yüksek ihtimalle yarın gidecek. Mehmet abiye dedim biraz da arabasını buralarda kullansın. Herhangi bir sıkıntı varsa en azından önden yapalım biz işlemi. Ortalama bir 300 kilometre civarında bir kilometre ben yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Başka söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Takipte kalın. Hoşçakalın.